Sevgili ziraat, hayvancılık ve dahi hububat gönül dostları, gurur tablosu hatırlıyor musunuz? Yeni bir gurur tablosuyla karşınızdayım. Şimdi farming'i 10 yapmışım. Ne yaptım yaptım çok bilmiyorum. 2-3 tane fasulye şeyi, bezelye topladım. Onlarla oldu herhalde de. Şimdi diyor ki, agriculturist olursan her şey %10 daha hızlı büyür, yetişir diyor. Veyahut artisan olursan bütün artisan gootları, yani şarapı, peyniri, yağı ve benzeri diyor. Benzeri dediğine daha ne giriyor bilmiyorum ama %40 daha pahalı olur diyor. Kesinlikle bunu seçiyorum. Ben böyle paranın alnına vururum. Bu da dünden sattığım şeylerin parası. Bunu normalde her bölümün arasına denk geldiği için siz göremiyordunuz ama bu sefer böyle görebilmiş oldunuz. O gurur tablosunu size gösterebileyim diye. Şimdi buradaki işlerimi çok hızlı halledip hemen şeye kaçmaya çalışacağım. O şeytan tavuğuna bak nasıl çıkıyor. Şunu al, şunu al. Bombayı valla kazara elim kolum değecekti. Aa bak, bu sabah sulama şeyini gördük. Çok güzel. Şimdi hızlı olayım dedim. Bir saat bunları toplamakta uğraşacağım bu sefer. Kahretsin, keçi kaçtı. Abi nasıl kapıyı açık unuttum ya. Şşş, koş. Şşt, hop hop. Vallahi neyse, bununla uğraşamayacağım. Kapıyı açık bırakayım, gece döner ya. Oğlum 200... Abi ben de dalga mı geçiyorum bunlar ya? İçeri bir dışarı. Sevdik mi seni ha? Aldın mı sen sütürü? Tamam yeter. Bununla daha fazla uğraşmayacağım. Bu kapısı açık kalsın. Gece gelir gelir oraya büyük ihtimalle. Aa, samanlar hiç aynı duruyor. Gibi. Tam kapının önüne gelip duruyor şu hayvan. Yemin ediyorum onu keseceğim, sonunda olacak. Şunları attık. Çok hızlı olmam gerekiyor dedikçe gerçekten o kadar yavaşlatıyor ki her şeyi beni. Şunları hemen içeri atabilecektim. İçeri atacağım sonra. Saat daha 9.20. Otobüs onda başlıyordu galiba. Dışarı atacağız. Tak tak tak.
bakmam lazım. Demirleri şey yapmaya koyduk değil mi? Er git. Aa, çıkmış bile. Oğlum bu domuz başka bir yerde daha tarafı bulursa nasıl göreceğim ben onu? Göremem. Gerçi bunlar böyle hayvanlar şey yiyince, yeşil ot yiyince daha mutlu oluyor galiba ya. Ben bunların bahçesine biraz ot ekeyim o zaman. Bir de bahçelerini büyütmem lazım ikisinden biri. Vertebra, oha. Tarih öncesi omurga çıktı da. Tamam. Şuradan şuraya gelip gitmek çok güzel zaman kazandırıyor. Cihat, hadi, hadi dayım çabuk, hadi. Çat 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 çat, hadi 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 hadi. Yeni bir şeymiş gibi, Neptünit mi? Çıkmıştır herhalde daha önce. Bu zaten vardı. Lan o. Günter. Ben bakalım Günter. Günter'de çok az eksik şey kaldı ya. Çok az dedim de şu altta bir masa daha varmış. Neyse buraya koyalım. Okey. Var mı böyle? Hediye hediye yok. Bu Günter'de yeterli şey verdikçe hediye veriyor aslında bu arada. Aklınız olsun. Stop. Teyze nerede kaldın? Gözünü seveyim. Hadi ya. Lan teyze hadi. Af. Ya. Abi normalde bu saatte gelmiş olması gerek bu kadının. Aha. Bu değil lan. Bu değil mi? Sen bu hızla gidersen okey, o kadar ayarladık madeni. Ama bunlar da üstünde kalmış. Yani bu teyze bu hızla gidiyorsa ben rahat rahat gider bunları koyar gelirim ya. Şu hıza bak. Abi sonra on, ya bu çok saçmalık abi bu saate kadar kalması bu işin. Şuraya bakayım ama. Kanı beklerken şunları da dikeyim bari yerine. Böyle olması gerek. Şunu yok ederim. Ya şu yol falan uzatmam gerekecek herhalde ama bakalım ne zaman. Bunlar tamam. Geldin mi teyze? Abi inanamıyorum, saat öğlen 1.30. Teyze bütün güzel şeylerin katili ya. Abi normalde bu saatin çok daha önce olması gerekiyordu. O teyze 9'da evden çıkıp 10'da burada oluyordu sanki. Saçmalık var bugün. Ya da bugün otobüs çalışmıyor mu perşembe diye, ne bileyim. Ayın 25'i, 27'si Emil'in doğum günü bu arada da. Extra Diamond.
akşam oturup çalışmıyorum, anlamadım kanım. Yok, ortalıkta da yok. Bunun evi değil lan, bu ne yapıyor burada? Pem'in evi. Pem'de şoför olan değil mi lan? Yanlış mı hatırlıyorum? Abi bütün günümü yedi ya. Saçmalık, gerçekten bütün günümü yedi ya. Arkadaş yok, otobüs şoförü yok işte, ne yapayım? Şey olsa kendim gideceğim aslında, yürüye yürüye de. Buradaki aşırı kesim yok. Burayı bak, belki daha önceki bölümleri izlemediyseniz bilmiyor olabilirsiniz de bak şurası. Bak bu kameranın üzerine batarya indi. İşte o benim bahçeye kurduğum paratonerleri yıldırım düşse buradan o şeyi açabilirim belki de. O yoldaki zımbırtıyı düşmüyor abi. Nasıl bir şanssızlık varsa paratonerime yıldırım bile düşmüyor yani. Şimdi şoförüm bu olayını uyduruldum abi. Perşembe günleri mi çalışmıyor nedir anlamadım ama ya. Acayip uyuz bir durum. Gitti, koskoca günüm boşa gitti şu an. Şunları satacağız herhalde. Şunları yerlerine koyalım. Bu kadar bomba bomba yaptım bize. Gold. Şu aşağıdaki afilli odunları. Bu arada şu ağaçların artık böyle sallamak mı lazım acaba meyve düşmesi için? Şu ağaçlardan benim bir iki tane meyve almam lazım. Şeyde çok önemli. Zaman kazandıracak, yanlış olur da hızlandıracak beni, ileri atacak. Community Center'ın o görevlerini. İki tanesini falan sadece bunlarla tamamlayacağım hatta galiba. Bu arada saat 5.20 ya, dükkanı kapatmamıştır umarım hayvancı kadın. Yeni hayvanlar gelmiş miydi? Öyle bir şey sanki vardı ama göremedim. Hayvancı kapatmış dükkanı. Şu şeyleri, afilli odunlardan alacağım bir iki tane. Bunlar da bugün hiçbir şey yapamadık resmen ya. Evet, çok boşa gitti abi. Şu otobüs kadın yüzünden boşa gitti bu bölüm. Koymasam mı diyeceğim ama da ayıp olur şimdi. Yapraklar ne kadar tek sıra haline düşüyor, baksana şu sıraya. Buradaki yaratıklardan ne yok? Ha, varmış. Çok az abi buranın da hardwood'u ya. 8 tane alıyorum, bitiyor. Buranın kendi özel balıkları vardı yanlış hatırlamıyorsam, şu şeyden çıkan. Oha, az kalsın vuruyordu kafayı. Ups, hiç ulaşmayalım. Ya, bir tane slime alıp ne yapacaksam, uyuz oldum şimdi. Slime'le ne yapıldığına da hakikaten şu an hiçbir fikrim de yok, hiç hatırlamıyorum ne yapıldığını. En fazla ya bir silah yapılıyordur ya böyle sapanla atacak bir şey falan yapılıyordur. Öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum. Şu bizim büyücünün dükkanına bir uğrasak mı ya? Dükkan da değil de herifin evi aslında. Ne yapıyor bakalım. Şimdi getirip götürüp hediye vermek falan istemiyorum ama gerçi yemek tarifi var ya. Aslında bir şekilde herkesin sevdiği hediyeleri böyle yanıma bir yere not edip gidip versem fena olmayabilir.
Neticede ya hepsinin yemek tarifi. Bir tanesi lak veren yemek tarifini var. Aslında lak veren yemek tarifini kim veriyor? Önce ona baksam da sırf ona çalışsam daha mantıklı olabilir. Yapacak hiçbir şeyim yok şu an burada ya. Şu adamları da okuyayım. Güzel dağılmış buraya. Gerçi bunlarla uğraşamam. Benim evim bahçesindekiler de kesebilirdim. Daha böyle şey. He, benim evim bahçesinde ağaç keseyim bari biraz ya. Burası çok böyle verimli olmuyor. Aa, ne güzel kelebekler doğmuştu olunca. Kelebekleri adeta yuvasından etmiş bir hayvan gibi kaldım ben de. Bu arada bir sırada döşemeyebiliriz artık. Buraya aşağıya çok yaklaştık çünkü. Yan tarafına da döşeyemeyiz. Burayı şey yapmışız. Bu tarafına da çok döşeyemeyiz. Burada da bunlar var. Bilemiyorum nasıl olacak. Şu gün böyle geçmiş olmasına çok üzüldüm ama. Gerçekten çok yazık. Şeye bakayım. Copper var, iron var, oak design. 4 tane yapmam lazım. Oak design. Şunu çöpe atarız. 4 tane bundan. Copper var, iron var, oak design. Tamam. Copper var hazır olarak yok mudur ya? 20 tane bundan alacağım. Dört tane de kapır var yapacaktık hatırladığınız üzere. Şimdi balları içeri koyuyorum ama hepsinden önemlisi. Bunların hepsi içeri girdi değil mi? Kaldırıp başka bir yere koyma işi nasıl yapacağız peki? Ha, kolay. Şuraya yeni taşlar maçlar falan bir düzeltmemiz lazım tabi. Yol gibi olduğu belli olsun. Saat 12. Bunlar ne kadar sürede bitiyordu acaba? Şu an başında duracağım bunların çünkü en azından görebileceğim bir yerde duracağım. Tez zamanda onları hemen alıp yenilerini koymam lazım ki yetiştirebileyim. O sırada da boş durmayayım. Sanki çok daha hızlı sürede şey oluyordu ya, yanlış hatırlamıyorsam. Ama saatte 1'e geliyor. Çöp attım. Saat 1. Aha. Vallahi oldu. 30 tane burada eksik bıraktık değil mi mal gibi? Bir saniye, 30, 420 tane buğdu o zaman.
bombalanarak alabiliyorsa mantıklı geldi aslında şu an bana biraz. Şunlar bitince bunlara başlarım. Hepsi eşit aynı sürede olsun bitsin diye. Saat 1.30 son dakikalarını güzel verimli geçirdiğimiz bir gün oldu gibi aslında. Şu bahçeyi biraz toparladık gene. Üretim bandımızın kapasitesini arttırdık diyeyim yani ne diyeyim bilemedim. Enerjimizi de bitirmişiz. Güzel. Şimdi yarın bir aksilik çıkmaz herhalde artık. Madenlerin altın üstüne getireceğim. Bombalar patlatacağım. Ah bir de şu şans veren yemek olsaydı. Neyse. Hepinizi öpüyorum sevgili dostlar. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Haydi hoşçakalın.